Evet, yani önemli bir kongre gerçekleştirdik. Türkiye kamuoyunun merakla beklediği ve merakla izlediği bir kongre oldu. Çok görkemliydi. Halkımız kongreye muazzam bir şekilde icabet etti. Dolayısıyla buradan belki bir kez daha kendilerine şükran ve minnet duygularımızı ifade etmek lazım. Bu muhteşem fotoğrafın açığa çıkmasında çok önemli bir katkıları oldu. Önümüzdeki dönem siyasetine, dönem politikasına ilişkin çok somut şeyler konuşuyoruz. Çok somut şeyler tartışıyoruz. Cumhuriyet 100. yıla giriyor. Dolayısıyla bu 100. yıla giren cumhuriyetin nasıl bir cumhuriyet olduğunu uzun yıllardır tartışıyoruz. Ama bu son dönemde biraz daha somutlaştırarak birçok şeyi tartıştık, tartışmak durumunda kaldık. Zira biz bu cumhuriyetin böyle devam etmemesi gerektiğine inanıyoruz. Dolayısıyla demokratikleştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bütün bunlardan hareketle biz esasen 100 yılda yaşanmış olan bütün kriz süreçlerini tek tek değerlendirme konusu yaptık. Örneğin ülkemizin kimliklere, inançlara, kadınlara, gençlere dönük politikalarını yeni baştan ele alıp yeni baştan çözümler üretmemiz gerektiğini biliyoruz. Bir de özel bir durumla karşı karşıyayız. Bu özel durum da Türkiye'nin içerisinde bulunmuş olduğu kriz süreci ve savaş süreci. Dolayısıyla bu hem güncel kriz ve savaş sürecini somut tartışan çözüm önerileri üreten bir noktadan yaklaşıyoruz. Hem de bu 100 yıllık çözülmeyen kronik hale gelen sorunları yeni baştan ele alıp ve çözme yollarını bulmaya çalışıyoruz. Bu yönde somut önerilerimiz var. Bunu hem toplumla hem de siyasi partilerle yeni baştan tartışmaya devam edeceğiz. Özellikle yediliyle yapmış olduğumuz çalışma biraz daha somuta kavuşturulmaya çalışılıyor. Önümüzdeki günlerde kamuoyuna deklare edeceğimiz bir programla bu çalışmanın daha somut bir hale gelmesi ve kamuoyunu ilgilendiren kısımların kamuoyuyla paylaşılması hedefleniyor. Sanırım bir 10 günlük süreç içerisinde bu tartışmalar tamamlanır ve kamuoyuyla paylaşılır. Ama biz sadece bununla sınırlı duran bir demokrasi ittifakından bahsetmiyoruz. Yani demokrasi ittifakının biz esasen toplumsal bütün dinamiklerle gerçekleştirmek istiyoruz. Tabii ki bunun içinde çeşitli sivil toplum siyasi partiler var ve bunlar kamuoyuna yansıdı. Ama bu bir kısmıdır. Ama esasen bizim gerçekleştirmek istediğimiz ve adına demokrasi ittifakı dediğimiz siyasi partilerle sınırlı kalmayan, toplumun bütün kesimleriyle, bütün dinamikleriyle ortaklaşan bir ittifaklaşmaktan bahsediyoruz. Bu nedenle adına demokrasi ittifakı ısrarla diyoruz. Dolayısıyla inanç örgütleriyle, ekolojik hareketlerle, kadın yapılarıyla, gençlik yapılarıyla, emek örgütleriyle, meslek örgütleriyle ortaklaşan bir ittifak sürecinin mutlak anlamda yaşanması gerekiyor. Bu sürece cevap verebilmenin formülü de buradan geçiyor. Sadece sivil siyasetin ya da sadece siyasi partilerin bir araya gelerek Türkiye'nin bu kriz sürecinin çıkamayacağını artık hepimiz biliyoruz, görüyoruz. Dolayısıyla siyaseti sadece siyasi partilere bırakan değil, toplumun bütün kesimlerini siyasetin öznesi haline getiren bir yerden yaklaşıp bir demokrasi ittifakı kurmayı hedefliyoruz. Bu konuda kongremiz çok önemli bir göstergeydi. Kongrede çok net gördük. Toplumun değişik dinamiklerinin gözü HDP'nin üzerinde. Sadece çevremizde, çeperimizde oluşan siyasi partilerin ittifaklaşması değil, diğer kesimlerin de HDP ile ortaklaşma konusunda muazzam bir istek ve talep içerisinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla tam buna uygun bir yerden yaklaşan ve adına uygun demokrasi ittifakını oluşturan bir hedefimiz, bir çalışma periyodumuz olacak. Bu yazı halkımızla beraber geçirmeyi, yani sokak sokak, kent kent,
mahalle mahalle dolaşan, halkımızın problemlerini dinleyen ve onlara çözüm üretmeye çalışan, yine umut olan, umut yaratan, bütün sorunlara doğru söz kuran bir HDP gerçekliğini bir kez daha Türkiye kamuoyuna taşırmaya çalışacağız. Dolayısıyla bu 1 Eylül sürecine giderken hem çeşitli mitinglerimiz olacak, hem halk buluşmalarımız olacak, emek örgütleriyle, sivil toplum örgütlerinin hepsiyle bir araya gelme çalışmamız olacak. Esnaf ziyaretleri, mahalle ziyaretleri, köy ziyaretleri, kent ziyaretleri bu süreçte yoğun bir şekilde gerçekleştirilecek programlar. Bu programların bir amacı da özellikle gerçekleşen o kongrede halkımıza bir teşekkür mahiyetinde olacak. Yani gittiğimiz kentlere bu sürecin mimarı olan, esas mimarı olan halkımızın, üyelerimizin, dostlarımızın bir ziyareti hak ettiğini, bir teşekkürü hak ettiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla onların yanında yoğun olan, onlarla birlikte Türkiye siyasetine müdahale eden, Türkiye sorunlarına çözüm üretmeye çalışan bir HDP olacak bu süreçte. Yani bence Türkiye'nin gözünün kulağının olması gereken nokta yer burası. Zira Erdoğan'ın toplumda yeniden bir rıza üretme çabası tam da bu meseleye indirgenmiş durumda. Elinde yeni kriz alanları kalmamış Erdoğan'ın ya da AKP-MHP iktidarının. Dolayısıyla tek kriz alanı olarak gördüğü yeni bir kaos planıyla hareket etmek istediği yer, evet, Rojava'ya bir müdahale, bir saldırı, bir işgal girişimi. Toplumdan rıza üretmenin yöntemi olarak gördükleri şey burası. Dolayısıyla yeniden bir rıza üretmek, kitleli Türkiye kamuoyunu konsolide edebilmenin yöntemi işgal hareketidir. Yıllardır yapıyorlar bunu. Yıllardır da sonuç aldığını düşünüyorlar. Tekrarın ya da ısrarın nedeni buradan kaynaklanıyor. Şimdi burada AKP'nin ya da MHP'nin kendini var etme planının olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunu sadece HDP bilmiyor. Toplumun bütün dinamikleri bunun farkında olmalı. Özellikle muhalefet partileri Erdoğan'ın AKP-MHP zihniyetini kendini devam ettirme projesi olarak gördükleri bu politikaya açıktan karşı çıkmaları, cesaretle, cesurca karşı çıkmaları ve yeniden iktidar olma yolunu AKP'ye kapatmaları gerekir. Şu çok net, uluslararası kamuoyu buna rıza göstermiş değil. Ama AKP Türkiye'yi tabiri caizse peşkeş çekerek uluslararası kamuoyundan ya da devletlerden bu konuda rıza üretmeye çalışıyor. Bu konuda çok ısrarcı, çok dayatıcı, hem Amerika hem de Rusya nezdinde bütün her türlü girişimi yaptı. Yapmaya devam ediyor. Dün İran'da benzer bir girişimde bulundu. Ama kamuoyuna yansıyan kadarıyla Amerika'nın da Rusya'nın da İran'ın da peşinen bu işe evet demediğini görüyoruz. Ancak bu konuda Erdoğan politikasının, AKP-MHP politikasının çok usta olduğunu halkımızın ve muhalefet partilerinin bilmesi gerekiyor. Türkiye büyük bir ülke, Türkiye kaynakları ciddi olan bir ülke ve Erdoğan bunları bu ülkelere, emperyalist güçlere peşkeş çekme konusunda hiçbir tereddüt göstermiyor. Dolayısıyla biz verilebilecek tavizler karşısında bu emperyal güçlerin Erdoğan'a yeniden bir geçiş kapısı, geçiş izni verebilecekleri ihtimalini göz önünde bulunduruyoruz. Muhalefet de bulundurmalı. Bu anlamda Rojava'ya gerçekleşecek silahlı bir işgal hareketinin, bir operasyonun halklarımızın çıkarına olmadığını herkesin çok net bir şekilde bilmesi ve buna karşı tutum alması gerekir. Birincisi şudur, Anadolu çocuklarının ölümüne göz yummadır bu. İkincisi, Anadolu insanının, yoksul Anadolu insanının
aşının, ekmeğinin savaşa harcanmasıdır. Üçüncüsü de yeniden kendini iktidar edebilmenin yöntemidir bu. Şimdi bütün bu süreç, yani bütün bu anlattıklarımızdan hareketle Türkiye'nin, halklarımızın bir çıkar elde etmesinin mümkün olmadığını çok net bir şekilde hepimiz görüyoruz. O zaman hep birlikte bu sürece karşı durmak, bu sürece hayır demek, savaş politikalarına en güçlü şekliyle muhalefet etmek hem bizim hem de diğer muhalefet güçlerinin en temel görevidir, misyonudur. İkincisi, muhalefet bu alanı bir mayınlı alan olarak görüyor ve bundan ısrarla kaçınıyor. Bir kere bu meselenin hem siyasi boyutu var hem hukuki boyutu var. Tecrit politikası ülke hukukuna aykırı bir politikadır. Bunu bütün Türkiye'ye doğru anlatmak gerekir. Toplum her açıdan tecrit edilmeye çalışılmıştır. O sistem topluma giydirilmeye çalışılan bir sistem haline getirilmiştir. Birincisi bu açıdan muhalefetin çok cesurca bunun hukuki olmadığını, insani olmadığını ifade etmesi gerekiyor. Yer yer ifade ettiklerini görüyoruz ama bu ürkek, korkak, çeşitli çevrelerin sadece duyabileceği şekilde itiraz edilecek bir mesele değil. Bu bir kangrene dönüşmüş bir mesele. Yani artık Kürtlerin, demokrasi güçlerinin bu meseleye tahammülü kalmamıştır, kalmamalıdır. Muhalefet de bu gerçekliği, bu realiteyi görmesi, muhalefetin de bu realiteyi görmesi artık kaçınılmazdır, gereklidir. Birincisi bu. İkincisi, biz şunu biliyoruz, yani siyaseten olan boyutu, Sayın Öcalan konuştuğunda fikirlerini doğrudan topluma ulaştırdığında Türkiye toplumunda muazzam bir gelişme, muazzam bir sakinlik, muazzam bir yeni arayışlara yoğunlaşma süreci içerisine giriliyor. Dolayısıyla savaş yerine barışın konuşulduğu süreç başlıyor. Şimdi 100 yıllık çözülmeyen bir problem var ve Sayın Öcalan çok net bir şekilde geçen bu 23 yıllık süreçte ben bu sorunu birkaç günle çözebilecek güce ve potansiyele sahibim demiştir. Bunu bütün Türkiye ve dünya kamuoyuna deklare etmiştir. Hepimiz de onun böylesi bir etkisinin, gücünün olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla biz yürütülen spekülasyonların dezenformasyon harekatının bitirilmesini, doğrudan Sayın Öcalan'ın kendi sözünü toplumla buluşturmasını istiyoruz. Bu alan insanların ya da çeşitli partilerin üzerine kirli siyaset yürüttüğü bir alan olmaktan çıkarılması gerekiyor. Muhalefet bu konuda AKP'nin dezenformasyona dönük girişimlerine bu anlamda karşı çıkmalıdır. Evet, orada eğer gerçekten bir şey bekleniyorsa, Sayın Öcalan'ın rolu, misyonu göz ardı edilmeden Sayın Öcalan'ın kendi sözünden, kendi ağzından düşünceleri topluma ulaştırılması gerekiyor. Gerekiyor ki bu alan AKP-MHP faşizminin, rejiminin adeta bir silah alanı olarak kullanılmasının önüne geçilsin. Bu konuda muhalefete çok büyük bir rol düşüyor. HDP bu konuda maalesef yalnız bırakılmıştır. HDP sözünü söylüyor, çağrılarını yapıyor, tekrar tekrar yapıyor. Kongrede yaptık, çeşitli eylem etkinliklerde yaptık. Eş genel başkanlarımız, partimizin yetkili kurulları bu konuda çokça söz söylüyor, söylemeye devam ediyor. Ama geçen süreçte bunu iyi gördük ki bu sadece HDP'nin söylemesi gereken bir söz değil ya da HDP'nin gündeminde olması gereken bir konu değil. Türkiye demokrasi güçleri başta olmak üzere bütün muhalefetin bu alanı AKP-MHP'nin elinden çıkarması ve doğru bir rotaya oturtması gereken bir meseledir, bir sorundur. Ciddi bir sorundur, çözülmesi gereken bir sorundur. Halen Kürt gerçekliğinin, Kürt realitesinin Türkiye toplumu ve Türkiye muhalefeti ve devleti içerisinde kabul edilmemesi gerçekliğidir. Dolayısıyla burada kriminalize edilen esasen sadece HDP değil, bir bütün olarak Kürtlerdir, Kürt siyasetidir.
sivil demokratik Kürt siyasetinin bu konuda söz söylemesinin önüne geçme çabasıdır. Dolayısıyla iktidar bu konuda çok iyi bir mühendislik çalışması yürütüyor kendisi açısından. Kitleyi bu konuda yeniden konsolide etme, yeniden rıza üretme konusunda bu meseleyi bir araç olarak kullanıyor. Ama muhalefet, yer yer muhalefetin çeşitli kesimleri yer yer bu politikaya düşüyor ve benzer bir söylem kullanıyor. Bu muhalefetin işine gelen bir söylem değil. Bu Türkiye'yi krizden, kaostan çıkarabileceği bir söylem değil. AKP, MHP'ye karşı muhalefet edebilecekleri bir söylem değil. Yani bu konuda çok net bir şekilde artık tavırlarını netleştirmelidirler. HDP bu ülkenin bütünlüğü içerisinde sivil siyaset yapmaya özen gösteren, hassasiyet gösteren, bunun için her türlü çabayı ortaya koyan, programıyla, tüzüğüyle kendisini bütün Türkiye'ye ifade etmiş bir yapı ve asla bu konuda geri adım atmayacak olan bir yapı. Kriminalize etme, HDP'yi Türkiye halkıyla buluşturmama konusunda yürütülen çalışmaların ısrarıdır. Ama biz bunun giderek giderek aşıldığını, bu politikanın giderek boşa çıkarıldığını, artık Türkiye toplumunun bu 40 yıllık söylemi yemediğini, yutmadığını, kabul etmediğini, yer yer ve güçlü itirazların geliştiğini görmekteyiz. Önümüzdeki dönem politikalarında, önümüzdeki dönem siyasetimizde bu söylemin daha çok boşa çıkacağını hep birlikte göreceğiz. Buna inanıyoruz. Çünkü toplumun birçok kesimi, birçok dinamiği AKP, MHP rejiminin bu söylemi HDP'ye karşı, muhalefete karşı bir silah olarak kullandığını, bir sopa olarak kullandığını biliyoruz.